Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Yumuşacık içimiyle patates çorbası yapacağız. Çok kolay bir tariftir. Daha önce hazırlayıp buzluğa attığımız misket köftelerle yapacağız. Öncelikle tenceremiz ocağa alalım. İçine yağımızı ilave edelim. Bir tane böyle büyükçe bir boy soğanı böyle gelişi güzel doğrayabilirsiniz. Çünkü sonunda blenderdan çekeceğiz. Bunu böyle kısık ateşte biraz böyle karamelize olacak şekilde kavuracağız. Hafif rengi dönsün. Daha sonra içine çorbayı bağlayan ununu ilave edeceğiz. Fakat ununu çiğden ilave etmeyeceğiz. Soğanla birlikte güzelce kavuracağız. Bu sayede içinde un kokusu olmayacak. Çok daha lezzetli bir hale gelecek. Gördüğünüz gibi soğanlarım hafif sarardılar. Artık içine ununu ilave edebilirim. 2 yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. Soğanlarla şöyle 1 dakika kadar kavurduktan sonra içine patateslerini ilave edeceğim. Patateslerle şöyle bir döndürdükten sonra içine sıcak suyuyla birlikte güzelce kaynamaya bırakacağım. Yapımı oldukça kolay bir patates çorbası yapıyoruz. Misket köftelerimizi de daha önceden hazırlayıp buzluğa atmıştık. Ben buraya hem linkini ekleyeceğim hem de açıklamalar kısmında misket köftenin içine neler koyduk onları yazacağım. Oradan da temin edebilirsiniz. Bu önceki videomun görüntüleri gördüğünüz gibi küçük küçük böyle bol bulgurlu kıymadan misket köfteler yapmıştık. Buzlukta saklıyorum bunları. Böyle çorbalar için ya da yemekler için elimin altında şahane bir malzeme oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi tavaya aldım. Hafif bir döndüreceğim. Hiç buzunun çözülmesine gerek yok. Az bir yağ ile birlikte şöyle bir etrafının kabuk tutmasını sağladım. Ve artık onları çorbamın içine atabilirim. Çorbanın içine atmadan önce şöyle bir kontrol ediyorum. Patateslerim iyice yumuşadıysa blenderdan çekebilirim. Güzelce blenderdan çektikten sonra köftelerim içine ilave edeceğim. Blenderdan çektikten sonra bu patatesin nişastası iyice çorbanın suyuna geçtiği için mutlaka böyle koyulacaktır. Çorbanızın kıvamına göre sütünü daha fazla da koyabilirsiniz. Ben su, 1 su bardağı kadar sütü yeterli buldum. Önce köfteleri içine ilave edeceğim. 5-6 dakika boyunca kaynatacağım. Ki köfteler hem böyle yağını güzelce çorbaya versinler hem de içindeki bulgur içindeki çorbayla birlikte şişsin güzelce. Ağzımızda sert gelmesin için mutlaka kaynatmaya özen gösterin. Köfteleri gördüğünüz gibi içine ilave ettim. Ve kaynattıktan sonra 5-6 dakika kaynattıktan sonra içine hem kıvam açması için hem de bu böyle patates çorbasına o yumuşak lezzetini vermesi için 1 su bardağı kadar süt ilave ediyorum. Karabiberini, pul biberini de ilave ettikten sonra artık çorbam hazır. Çok kısa sürede hazırladım. Yemeğe böyle çok kısa bir zaman kala hazırlayabilirsiniz. Çok kolaydır yapması ve üstelik böyle bebeklerin bile içebileceği yumuşak bir kıvamdadır. Pişen çorbamı kaseme aldım. Gördüğünüz gibi kıvamı muhteşem. Şöyle bir üzerine tereyağı yaktım. Kırmızı biberli tereyağı yaktım. Maydanoz yapraklarıyla da süsledim. İnşallah sizler de bu lezzetli, bu şahane çorbayı dener, beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.